Hepinize merhaba gençler. Bugün Aternos üzerinden nasıl server açabileceğinizi ve bu serveri nasıl düzenleyebileceğinizi göstereceğim size. Yani nasıl plugin ekleyebileceğinizi, nasıl sunucu açabileceğinizi falan göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar Aternos'a giriş yapıyoruz. Link açıklama kısmında bulunmakta. Şimdi geldik Aternos arkadaşlar. Anatoması böyle. İşte Minecraft sunucuları ücretsiz, sınırsız falan filan yazıyor. Burada kendi bölmeleri, kendi tıklanacak yani yerler var işte. Buradan sağ alttan oynaya basıyoruz arkadaşlar. Oynaya bastığımızda bize Normalde kayıt olma sayfası geliyor. Google yani mail hesabınızla, Facebook hesabınızla ya da normal sitenin kendi kayıt sistemiyle kayıt olabiliyorsunuz. Ben genelde genelde sitelerin kayıt olma sistemlerini kullanıyorum. Mail ya da Facebook hesabımı vermek istemediğim için burada da aynı şeyi uyguladım. Kendi sitenin kayıt olma sistemini kullandım. Siz, size de onu öneririm. Hani kolay deyip Facebook da mail adresinizi vermeyin. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar kayıt olduktan sonra sunucular kısmı vardır. Buradan sunuculara bastığınızda siz direkt buraya atar. Şimdi buradan bir sunucu oluştura basıyoruz. Şunu da bir uyarayım. Genelde bu sağ tarafı seçen arkadaşlar var yanlışlıkla ya da meraktan diyeyim. Bu telefon için arkadaşlar. Burada zaten telefon simgesi bulunmakta. Bu telefon yani MCP için. MCP olarak geçiyor galiba. Bilmiyorum. Buradan tekrar oluştura basıyoruz. 2 dakika falan bekliyoruz. 2 dakika bile değil. 10 saniye bekliyoruz. Ve sunucumuz oluşuyor. IP'miz lastpass.me Direkt kullanıcı adınızı oluşturuyor sunucuyu. Ve Oyuncular, yazılım ve sürüm gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir server'ın 3 ana temeli vardır. Yazılım, sürüm ve plugin. Yazılım sunucunun ana temelidir. Sunucunun başlamasını sağlar. Sürüm girilecek sürümdür. Yani kişinin oynayacağı sürümdür. Sunucuya girişini sağlar. Ve plugin'ler de sunucudaki içeriği sağlar. Yani içerik olarak ne eklenecek sunucuya, ne yapılacak onları sağlar. Mesela World Edit, Region, MRL reset, MRL reset türü pluginler. Örnek veriyorum. Şimdi öncelikle yazılımını ayarlayalım. Değiştire basıyoruz arkadaşlar yazılımda. Burada Glowstone, Snapshot, Vanilla, Bucket, Forge bir sürü sürüm var. Biz buradan Spigot seçeceğiz çünkü Spigot pluginler kullanacağız. Ve sürüm olarak da 18 188 seçiyorum. Siz istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Evet tekrar yükleye bastığımda görmüş olduğunuz gibi ayarladı şu an. Ondan sonra burada ayarlayacak başka bir şey kalmadı şimdilik arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar e, misal veriyorum. Ben bir YouTuber'ım. Ve arkadaşlarla aramızda oynamak için ve canlı yayınlarda kullanmak için bir Aternos server açıyorum. Şimdi ben bu serverın Aternos.me adresiyle bitmesini istemiyorum abi. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi öncelikle bedavadan TK online veren siteler var galiba. .tk, .online ya da .pv türü. Onlardan alabilirsiniz. Ya da GoDaddy'ye gidip biraz paraya kayıp .com alabilirsiniz. .com falan aldığınızda arkadaşlar burada domainler kısmı bulunmakta. Buraya geliyorsunuz. Öncelikle GoDaddy'ye giriyorsunuz. GoDaddy'den aldıysanız ya da nereden aldıysanız. At sunucuları kısmını buldunuz, buluyorsunuz. At sunucuları kısmından DNS'i buluyorsunuz. Ve oradan DNS at sunucularından kayıt oluşturup şunu birinci sıraya bunu da ikinci sıraya yapıştırıp kaydete basıyorsunuz ve 10 dakika falan bekliyorsunuz sonra alınadığınızı başıyla yani playsa play mc ise mc işte oynaysa oyna olarak buraya yazıyorsunuz ve ekleye bastığınızda otomatikman ip'nize ekleniyor atar nasıl yerine o ip adresiyle giriş yapabiliyorsunuz. Ve motede kısmına gelelim yani sunucunun alt tabanında yazacak yazı yani mesela şu yaz gibi ya da craftwise'ın bu yazısı gibi arkadaşlar. Buradan istediğiniz tür yazınızı ayarlayabilirsiniz ama Serverless Plus i, başka ne vardı? MoTD diye de bir plugin var. Mount Manager'da. O pluginler de kullanabilirsiniz. Şimdi Server Properties kısmına geldik. Burası en önemli kısımdır arkadaşlar. I, sunucunun ana temellerinden biri de yazılım dışında. Çünkü sunucunun oluşmasını sağlayan bireylerden biri de budur yani eşyalardan ya da klasörlerden biri de budur. Konuşamıyorum nedense bugün ama. Öncelikle sunucunun oyuncu sınır sayısını ayarlayabilirsiniz. Yani oyuncu sınır sayısı nedir? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela sunucu 20 kişilik. Sunucuda total 19 kişi var. 20. bir kişi girdiğinde 21. bir kişi giremez. Tabi girebilir ama yetkili bir olması lazım. Yani nasıl bir örnek vereyim. Misal veriyorum. Ben kurucuyum. Sunucuda 20 kişi var. Ben de op olduğu için ben 21. kişi olarak girebilirim abi. Ama normal olarak 20 kişiden sonra kimse giremez. Bu ki slot sayısıdır. Ben bunu 3'e düşüreceğim. 23 değil lan 3'e düşüreceğim. <laughs> 3'e düşürdüm. Ben bunu böyle tercih ediyorum. Güvenilir listeyi de aktif ediyorum. Çünkü arkadaşlarımla oynayacağım. Ve sadece istediğim kişilerin girmesini istiyorum. Bundan da sunucuyu açtığımda bahsedeceğim. Oyun modu. Oyun modu şudur arkadaşlar. Hayatta kalma normal Minecraft'ta single player modda bir sunucu başlattığınızda oynadığınız mod hayatta kalma modudur. Creative yani yaratıcı mod bildiğiniz game mod olarak geçer. Ve bu modda istediğiniz her bloğu, istediğiniz her eşyaya ulaşabilirsiniz. Yani genelde hack diyorlar buna. Maceracı mod. Maceracı modda arkadaşlar hayatta kalma modunun bir versiyon. Altı ve onda sadece blok tıklayabiliyorsunuz. Blok kıramıyorsunuz. İzleyici mod da Spectrum mod olarak geçiyor. Ee, ve sadece izleyebiliyorsunuz. Hani hayalet oluyorsunuz da izliyorsunuz. Zorlu kısmı burada zorlu kolaylık hayatta kalma modunu ayarlayabiliyorsunuz. Zor yaparsanız saniye başı zombi doğar ve ölürsünüz. Barışçıl da yapabilirsiniz. Hiç mob doğmaz o zaman da. Ve korsan orijinal olmayan kısmına geldik. Bu kısım arkadaşlar Minecraft'tan bahsedeceğim. Şimdi misal veriyorum. Benim premiumum Minecraft.net'ten orijinal bir premium. Ama arkadaşımın orijinal bir premiumu yok. Kendisi son oyuncu launcher'dan ya da nasıl diyeyim bedlin client'ten falan filan girecek sunucuya ya da lobby moddan diyelim. Gireceği zaman arkadaşlar bunu tiklemezsek giremez. Bu çarpı olursa giremez. Sadece orijinal Minecraft olanlar girebilir. O yüzden bunu tikliyoruz. Çünkü arkadaşım da benim. Creative Minecraft kullanıyor. Bu başarımlar hayvanlar nedir falan bunları siz biliyorsunuz. O yüzden anlatmayacağım biliyorsunuzdur. Buradan tıklayıp tıklamayabilirsiniz. Ha bu arada uçmayı açsanız açmasanız da bir sıkıntı olmaz. Çünkü bir kişiye perm vermediğiniz sürece yani permissions vermediğiniz sürece kendisi uçamaz. Ya da OP. Şu şeyi ellemeyin. Şey dediğim gibi doğuş koruması zaten. Bunu ellemeyin. Burayı bir yaparsanız arkadaşlar kişi sadece doğduğunda bir altındaki bloğu kırabilir. Ya da kaç yaparsanız. O yüzden sıfır yapıyoruz. Her bloğu kırabilsin. Buradaki ayarlamalarımız da bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi şu anda sunucumuz açılır hale geldi. Ama genelde şöyle bir hata yapıyorlar abi. Kişiler buradan ayarlamalarını yapıyor. Sunucuya basıyor. Sunucuyu başlatıyor arkadaşlar. Başlattıktan sonra pluginleri yüklü bir reload atıyor. Bu genelde pluginlere zarar verir. Klasörlere zarar verir. O yüzden arkadaşlar ve sunucu biraz yavaşlatır. O yüzden ben şahsen pluginleri şimdi ekleyeceğim. Şimdi Ana bir sunucu için arkadaşlar gerekli temel pluginler vardır. Şimdi arkadaşlarımızla oynayacağımız bir temel sunucuda da falan gerek yoktur ama ben yine de onları ekleyip göstereceğim. Şimdi öncelik olarak SNTS X yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun direkt son sürümünü yükleyebilirsiniz. SNTS X yüklediğinizde SNTS X Project, Anti-Build, SNTS X Chat olmak üzere diğer gerekli pluginler otomatikman kendisiyle birlikte yükleniyor. Onları ayrı bir şekilde aramanıza gerek yok. Skin plugin yani Minecraft'taki karakterinizi gösterecek olan plugin bunun direkt son sürümünü indirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Onun dışında eklentiler diyoruz tekrar. Vault, SNTS'in kendi para birimi bulunmakta ama siz bunu kullanmak istemezseniz Vault ve Economy pluginlerini yükleyerek onu da kullanabilirsiniz. Worldedit. Worldedit en gerekli pluginlerden biridir arkadaşlar. Nedenini sormak isterseniz. Worldedit arkadaşlar sunucunuzda bir yeri yasaklamanız, yani yasaklamak nasıl bir şey olur? Bir yeri kırmalarını yasaklamanın e, bir yoludur. Hani oraya RG yani region atarsanız ve kişi orayı kıramaz. Ya da oraya giremez. Region ayarlaması yaparsınız oraya giremez, orayı kıramaz. Oraya TP'lenemez, tür şeyler. Multiverse Core var arkadaşlar. Multiverse Core'da dünyaları ayarlar. Şimdi burada mesela gözükmüyor yeşillikli. Genelde yeşilliklileri indirmenizi öneririm. Burada 1.8.1 sürümünü indireceğiz. Çünkü 1.8 uygun bir tek o sürümü varmış tekrar eklentiler diyorum. Onun dışında şu an eklemem gereken plugin yok. Şimdi e, ee, var. Clear lag yerdeki eşyaların belirli bir saniye sonra silinmesini sağlar. Ama ben şu an kullanmayacağım için indirmek istemiyorum. Ama siz isterseniz burada bir sürü plugin bulunmakta. İstediğinizi indirebilir, istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Mesela server list var mıdır burada bilmiyorum. Server list yazdım. Bu görmüş olduğunuz gibi server list plus. Serverless mod e, Mo diye bir plugin varmış. Motede. Şimdi Serverless Plus. Ben istersen bunu indirip sunucumun şu özür dilerim. Sunucumun şu kısmını ayarlayabilirim. İstediğim tarzda. Siz isterseniz bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben bu sefer dosyalara gelmek istiyorum ve buradan plugins'e gidiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bütün pluginler geldi. Ben bu anti build kısmını sileceğim. Çünkü anti build'i silmediğimiz sürece OP olmayan kimse hiçbir kıramaz arkadaşlar. O yüzden onu siliyoruz. Şu anda benim ekleyeceğim başka bir plugin kalmadı. Ama siz kendi tercihlerinize göre pluginler ekleyebilirsiniz tabii ki de. Şimdi burada başlada bastığımızda arkadaşlar. Buradan ee, tamam tamamı diyoruz. Evet arkadaşlar başlata bastık. Onaylamamızı yaptık. Ve şu an sunucumuz açılma sırasını bekliyor. Totalle bize 4 dakika süre vermiş. Ve ben bu 4 dakikada da sizde sunucunuzu nasıl yedek alacağınızı, sunucunuzdaki o güvenilir liste kısmının ne işe yaradığını falan filan bahsedeceğim. Bu da bu da açıda dursun. Konuşamadım ya. <laughs> Şimdi konsol kısmına geleceğim. Konsol kısmını çok ufak anlatacağım. Konsol arkadaşlar sunucuda yazılan komutları görmenizi sağlayan bir kısımdır. Nasıl yani? Burada günlük kısmı bulunmaktadır. Bu Son 24 saatte konsolunuzda yazan her şeyi görmenizi sağlar sunucunuz kapalı olsa bile Ama konsol kısmı sadece sunucunuz açık olduğu sürece boyunca gösterebilir sizde Ve bir komut gireceğiniz zaman mesela birine OP vereceğiniz zaman Konsol üzerinden OP verirsiniz Mesela op Lutspill Alttan tere 03 gibi Bu benim kendi Kişisel şahsi hesabım Otomatikman buradan OP veriyor ama şu an sunucu aktif olmadığı için vermedi tabii ki de. Şimdi Oyuncular kısmı. Burası önemli kısımlardan biridir arkadaşlar. Misal ben trollemek için bir arkadaşımı banladım. Banını sunucudan açamadım. Gelip buradan direkt banlanan oyuncular kısmından ismini e, bulup buradan silebiliyorsunuz. Ya da hiç banlamak yerine buradan ismini girip bilmem ne bilmem ne deyip ekleyebiliyorsunuz banlı listesine. Kişi sunucuya giremiyor. Onun dışında güvenilirlik listesi. Şimdi bu en önemli kısımlardan biri. Mesela arkadaşlar ben güvenlik listeyi açtım ve sunucuyu başlattım. Arkadaşım giremiyor ne yapacağım? Şimdi öncelikle güvenilir listeyi kapatabilirsiniz ama sakın sakın ayarlar kısmından değil komut olarak. Şimdi buradan mesela ben kendimi güvenilir listeye ekleyeceğim arkadaşlar ama sunucu şu an yeni açıldığı için muhtemelen beni eklemeyecektir. Ama ben buradan ekledim kendimi. Şimdi birazdan sunucumuz açıldığında ben size onu içerik anlamında da bahsedeceğim. Güvenilir liste arkadaşlar istemediğiniz kişilerin sunucuya girmesini engeller ve buradan da istediğiniz kişilerin girmesini istediğiniz kişileri buradan ekleyebilirsiniz. Sunucu açıldığında sunucu içi komutları da göstereceğim. Sonra Buradan dosyalar kısmına geliyoruz. Dosyalar kısmı zaten bildiğiniz gibi pluginlerin bulunduğu kısım arkadaşlar. Buradan da sunucu açılında tekrardan bahsedeceğiz. Dünyalar. Şimdi misal veriyorum. Benim kendi bir single player'da misal şuradan girelim. Single player'da benim burada arkadaşlar mesela bir map'im var diyelim. Şuradan mesela girelim buna. Ya, girmeyelim boş verelim. Single player'da mesela benim bir map'im var arkadaşlar. Ve bu map ee, ben bu map'i yapmışım ve bu map'i kullanmak istiyorum Aterno sunucumda. Buraya gelip yükle dediğimde arkadaşlar ve buradan şu an Tabi sunucu kapalı olduğu için yüklenmiyor. Yükle dediğimde bu e, map'i yani nokta Minecraft dosyasının içine girip saves kısmından bu map'i alıp kurabiliyorum buraya istediğim gibi. Ya da şu an sunucu açık olmadığı gözükmüyor ama burada mesela bir map yaptım Aterno üzerinden bir map yaptım ve bu map'i almak istiyorum. Buraya bir indir butonu geliyor. Ona tek tıkladığınızda otomatikman sizin Aternos üzerinde yaptığınız map'i indirebiliyorsunuz. onan da, onu da söyleyeyim. Ve yedekleme kısmı. En önemli kısımlardan biri. Genelde kişiler pluginlerin yedeğini almıyor. Lan dur tekrar yaparım falan yapıyorum. Sonra da üşeniyor yapmıyor. O yüzden siz burada arkadaşlar Google Drive üzerinden hesabınızı yedekleyebilirsiniz ve pluginlerinizi yedekleyebilirsiniz. Ve bir önce duyduğunuz gibi bir tik sesi geldi. Bu sunucumuzun hazır olduğunu belirleyen bir tik sesi. Buradan onaylaya bastığımızda sunucumuz hazırlanıyor kısmına geçiyor arkadaşlar. Hazırlanıyor kısmına geçtiğinde de şu an e, başlat nokta çalıştı ve sunucumuz açılıyor demektir. Burada yapmamız gereken tek şey şuradaki IP kopyalayacağız ya da kendimiz de yazabiliriz. Buraya geleceğiz. Yeterli V yapacağız. Join server'a basacağız ama şu an atmayacak sunucu. Çünkü sunucu açılıyor aşamasında şu an. Hemen konsola gidelim. Konsoldan biraz bahsedeyim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Please wait. yani loading falan filan diyor. Sunucu açılıyor kısaca. Şimdi kısa kısa bütün pluginlerin yüklenmesini göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bütün pluginler şu an aktif ediliyor. Ve açılıyor ve yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an mesela %95'e geldi. Ve buradan tekrardan yüklemelerini yapıyor. Totalde arkadaşlar bu kısım 1 ila buçuk dakika falan sürebiliyor. Bazen 2 dakikaya da uzayabiliyor. Sunucunuzun remi ve hızına göre değişir bu biraz. Ya fazla etkilemez ama bazen etkileyebiliyor. Ve şu an sunucumuz açıldı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda sunucuma giriş yaptım ve görmüş olduğunuz gibi bir karakterim geldi. Esentias eklediğim için elime e, taş itemlarım geldi demir diyordum. Taş itemlarım geldi. Ve e, mu girdim şu an. Hani lag var mı? Kontrol yapalım. Şu an bir lag sorunumuz da gözükmüyor. Şimdi en kritik şeylerden biri abin en nefret ettiğim şeylerden biridir. Misal abi şu baştaki world yazısı, şu tikler en nefret ettiğim şeylerdir. Öncelikle kendime bir OP veriyorum güvenilir liste konusundan bahsedeceğim. Ondan sonra da bu tiki miki e nasıl kaldıracağınızı göstereceğim world yazısını. Şimdi geldim ben sunucuya abi. Sunucu şu an güvenilir listede. Bu kısaca white list olarak geçer. Şu an güvenilir listede ve arkadaşım giriş yapamıyor. Arkadaşımın girmesi için site üzerinden ekleyebilirim ya da add. Lat diyelim. Bu seferki ismimiz de Alego olsun. E, ADD, Alego e dediğimde Alego e adlı arkadaşım şu an sunucuya giriş yapabilir. Ama şunu dikkate alın. Alegon'un A'sı büyükse A'sını büyük yapın. Küçük yaparsanız Baga girer ve giriş yapamaz. Güvenilir listeden tekrar kaldırıp beklemeniz gerekir. Ama diyorsunuz ben ekledim abi gene giremiyor. Bu sefer whitelist off yapıyorsunuz. Ve kişi sunucuya girebiliyor. Ama herkes girebiliyor. Bir tek o kişi değil. Whitelist off yapıyorsunuz. Kişi girdikten sonra tekrar whitelist on yaptığınızda whitelistiniz aktif olmuş oluyor. Ve sunucuya kimse giriş yapamıyor. Ve sunucuya girdiğinizde arkadaşınıza OP verdiğinizde istediğiniz kadar sunucu whitelist olsa bile OP'si olan kişi whitelist'i delip geçebilir abi. Şimdi size kısadan şu World Yield kaldırmayı da göstereceğim. Ve ondan sonra videomuz bitecek arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 20 dakikaya yaklaştık şu an. Şimdi buraya geliyorum. Arkadaşlar buradan dosyalar kısmına tıklıyorum. Bu arada arkadaşlar videomuz biraz uzun oldu kusura bakmayın. Her şeyi elimden gelince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü diğer videoları izlediğimde biri 5 dakika, biri 7 dakika sadece sunucuyu açmışlar. Yorumlar full şöyle. Plugin nasıl kuracağım? İşte SNTS'da World yazıyor. Abi bunu nasıl kaldırabilirim? Ya da ismin başına World yazıyor. İşte çarpılar var. Bilmem ne bilmem ne sorular var bir sürü. Ben de hani hiç soru sorulmaması için. Hani o tür sorular sorulmaması için. Elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi. Tekrardan buraya geliyoruz ve plugins kısmına basıyoruz. Öncelikle şu world yazısını kaldıralım isterseniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi başımızda world yazıyor. Şimdi bu world şudur arkadaşlar. Misal mvtp diyelim ya da mvlist diyelim. tp world to netter dediğimde end diyelim. End, m m diye yazdıktan. Ve görmüş gibi şu an başımda benim en yazar. Bu arkadaşlar sizin gittiğiniz world'u gösterir o yazı. Ee, o yazıyı nasıl kaldıracağız? Şimdi ben hemen spam çekeyim. Ve buraya gelelim ve multiverse core diyelim. Config. Buradan başımıza görmüş olduğunuz gibi chat'in başında world yazar. Bu world yazısını silip kaydete bastığımızda ve sunucuya gelip mv reload attığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başımızdaki world yazısı gitti gitmiştir. Ya yani gitmiş bulunmakta. Ondan sonra şuraya geliyorum tekrardan. Plugin istiyorum. Bu sefer de Essentials'a giriyorum. Essentials'a girdiğimde Config'e basıyorum. Ve şurada ufacık bir kısımda 4 yazıyor. Bu 4'ü siliyorum. Bu dört kırmızı yani kırmızı. Red'in kodudur arkadaşlar. Yani red kırmızı renginin kodu 4'tür. Ee, bu kırmızılık gidecek. OP olduğunda bir renk yazmasını isterseniz oradan seçebiliyorsunuz. Ya da kendi Mano adından da atabiliyorsunuz. Buradan aşağı doğru iniyoruz tekrardan arkadaşlar. İniyoruz, 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 iniyoruz. Bulabilirsem güzel olacak. Ya yani genelde ben direkt yazıp buluyorum ama burada inerek bulmak istedim. Ha buldum. Display name. Bu display name'in başındaki o ufacık şeyleri siliyoruz arkadaşlar. Ve kaydet'e basıyoruz. Ondan sonra bu sefer de gelip ESS reload çekiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o tikler de gitti. Şimdi arkadaşlar size kısaca göstereceğim başka bir şey kalmadı gibi sadece world edit kaldı. Şimdi van diyelim. GM1 diyelim. Şimdi arkadaşlar tekrar want diyelim. Şimdi arkadaşlar sunucuyu oluşturdunuz ama bir map yaptınız ve arkadaşlarınız bu mapi trollüyor. Şimdi hepinizde OP var. OP olduğu için trolleyebiliyor. Ama misal diyorum ee, OP'leri aldınız ama arkadaşınız tekrardan her gün trollüyor o map'i. Şimdi şöyle yapacaksınız. Misal ben benim evim bu arkadaşlar. Ben geldim. Buraya sağ tıkladım. Buraya geldim. Şuraya birkaç blok koydum. Buraya sol tıkladım. Slash slash rg def yazdım. slash slash rg def yazdım. Ve ev yaptım. Edge yaptım özür dilerim. Edge burası artık benim evimin region arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Edge diye buraya region geldi. Şimdi ben bu evin kırılmamasını istiyorum. O yüzden rg flag flag özür dilerim klavye alışamadım. RG flag build. Deni dediğimde bu evi kimse kıramaz arkadaşlar. Ee, bu ild yanlış mı yazdık lan? Ha RG flag özür dilerim. Edge bu deni arkadaşlar özür dilerim. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu ilde ne olacak kimse buraya giremez. PvP deni yaptığımda bu evin içerisinde yani şu kısımda kimse bana vuramaz. Ee, ya da Ender Pearl. Ender Pearl Deni. Pearl Deni yaptığımda kimse bu evin içine Ender Pearl atamaz. Ee, türü şeyler var. Bu böyle de rege oluşturabiliyorsunuz. Tabi şu an aklımda olmayan regionun bayağı komutu var. Onları da internet araştırıp bulabilirsiniz. İşte regionu kişi kaydetme türü komutlar. Onları tam aklımda olmadığı için şu an anlatamıyorum. videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince size pluginleri ve atarın üzerinden Sonuç sonucu açabileceğinizi anlatmak istedim. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.